Herkese merhabalar. MVP platform projesi olan ERP Talks, ben Ahmet Savaş Göktürk moderatörlüğünde ERP sektöründen konukları içerecek YouTube konseptiyle yayın hayatına tekrar başladı. Bu yayınımızda Medicana Sağlık Grubu ERP uzmanı Büşra Öksüz bizlerle ERP implementasyon süreçleriyle alakalı tecrübelerini paylaşıyor olacak. Merhaba Büşra Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Müşavirsiniz ben. Sakarya Üniversitesi Yönetim İlişim Sistemleri mezunuyum. 5 senedir ERP alanı içerisinde çalışıyorum. Microsoft'un Dynamics 365 programı ile beraber ERP'ye çalışmama devam ediyorum. Çok memnun olduk. Çok teşekkürler. Bugün özellikle ERP sektörünün olmazsa olmazı ve en önemli noktalarından biri implementasyon, yani uyarlama süreçlerini Büşra Hanım'dan dinliyor olacağız. Uygunsanız sunumunuzu paylaşarak başlayabiliriz Büşra Hanım. Evet, başlayabilirim. Evet. ERP uzmanı olmak. Aslında ilk başta pardon. Tabii ki bekliyoruz Büşra Hanım. Saniye. Öğrencilik hayatımdan iş sürecine nasıl geçiş yaptığımız yaptık. Oradan iş süreçlerinde neler yaşadık. Ben bunları anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten yeni başlayan kişilerle özellikle karşılaşılıyor. Sıkıntılarla karşılaştırılıyor. Beklentiler. O yüzden bu konuya özellikle değinmek istiyorum. Üniversite dönemi. İlk önce üniversite döneminde tam olarak ne istediğimize karar veremiyoruz. Ama bu süreç kısmında üniversite karar verme aşamasında özellikle ERP alanı için benim önem verdiğim iki konu var. Birincisi dersler, ikincisi etkinlikler. Bunu birebir kendim yaşadığım için de özellikle bahsetmek istiyorum. Dersler konusunda. ERP alanı çok yani adı üstünde kurumsal kaynak planlaması. Bütün kurumun kaynaklarını değerlendirebiliyor olmanız gerekiyor. Bu yüzden üniversitede gördüğünüz derslere de önem vermeniz lazım. Biz bilişimciler olarak genelde proje yönetimi, yazılım dersleri, iş zekası dersleri bunlar çok çok daha dikkatimizi çekiyor. Ama bir muhasebe dersi, bir iktisat, hukuk, insan kaynakları dersi dikkatimizi çekmiyor. Özellikle ben insan kaynakları modülünde deneyimim çok daha fazla ve üniversitede insan kaynakları dersi almamış bir insan olarak konuşuyorum. Alsaydım eğer belki bir tık daha hızlı öğrenebilirdim. İnsan kaynakları benim ne işime yarayacak? Ben bilişimciyim tarzında bakıyordum. Bunun iş hayatına girdikten sonra yanlış bir bakış açısı olduğunu fark ettim. Çünkü biz ERP alanında bir köprü görevi görüyoruz. Yazılımcılarla iletişim kurmada evet zevklerimiz bilişime daha çok uygun olduğu için İyi anlaşabiliyoruz. Aynı dili konuşabiliyoruz. Ama biz son kullanıcılarla da entegreyiz. Son kullanıcı da bizim işimiz, yazılımcı da bizim işimiz. Aradaki bağlantıyı sağlamak bizim yapmamız gereken bir iş ve bir muhasebe personeliyle ilgili konuşurken teorik bilginiz olmazsa onunla anlaşamazsınız. İnsan kaynakları bilginiz olmazsa anlaşamazsınız. Sistemin mantığını anlatabilmek için onunla aynı dili konuşmak gerekiyor.
O yüzden üniversite hayatında alınan bu derslerin özellikle önemi var. Diğer proje yönetimi, SQL'dir, veri tabanı, ERP derslerimiz de oluyor. Bu dersler sürecinde de teorik bilgiyi gerçekten iyi hazmetmek lazım. İlerleyen zamanda zamanın yönetimin ne kadar kıymetli olduğu teorik olarak en azından bilindiği zaman adaptasyon sürecinde gerçekten çok kolaylıklar yaşanıyor. Etkinlikler kısmında da üniversite hayatımda yönetim ilişkisemleri topluluğunda çalıştım. Bir dönem topluluk başkanlığını yürüttüm. Bu süreç içerisinde şunu fark ettim. Mezun olduktan sonra hiç tanımadığım insanlarla konuşmuşum. Bir sürü konuşmacılarla iletişim halinde olmuşum. Zaman çok kısıtlı bir kavram. Zaman, mesela ben şu an Dynamics programıyla başladım. Ama bir sürü ERP programları var. SAP'si, Oracle'ı, bilmem bir sürü program var. Ve bunları bu kısıtlı zaman içerisinde öğrenim, kendimizi geliştirmek her dalda mümkün değil. Bunu etkinlikle tanıştığımız insanlar sayesinde sürekli bir iletişim halinde olarak karşılaştırma yapma imkanınız var. Benim başka üniversitelerden zirveler düzenledik. Üniversiteden gelen insanlarla tanıştım. Aynı bölümde ileride hepsine yani meslektaş alıyorsunuz. Ortak bir noktanız oluyor. Ve ben Dynamics 365'i anlatıyorum. Onlar bana SAP'yi anlatıyor. Aradaki farklılıklardan bahsediyoruz. Bunlar gerçekten sektör için, bir ERP uzmanı için. Çünkü ilerleyen zamanlarda her firma başladığınız zaman bir ERP programı kullanmıyor olabilir. İşe başladığınızda ERP süreci yeni başlayacaktır ve hangi markayla başlayacağınıza karar verme sürecidir. Sizin ihtiyaçlarınıza göre bunu karar verebilmeniz için bu gerçekten avantaj olacaktır. Staj süreci. Staj sürecinde de artık kendimizi öğrenci olarak görmemek gerekiyor. Ben Sakarya Üniversitesi'nin uygulaması gereği 7+1 kısmında staj yaptım. 7 dönem ders, 1 dönem komple staj şeklinde yaptım. Tamamen çalışan gibiydim. Hiçbir şekilde kendimi stajyer olarak görmedim. Çünkü 4 ay sonra ben zaten mezun olup artık bir çalışan olarak işe başlayacaktım. O yüzden benim tavsiyem kesinlikle kendilerini öğrenci olarak, stajyer olarak görmemeleri. Stajyer olarak olmanın title olarak avantajları var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama eğer sırf prosedür tamamlamak için, sırf mezun olmak için staj yapılırsa gerçekten verim alınamıyor ve kendinize hiçbir şey katamıyorsunuz. Ben stajımı ERP alanında danışman olarak yapmıştım. Danışmanlık firmasında yapmıştım. İş zekası var içerisinde. Farklı modüller vardı. Stok, insan kaynakları, muhasebe, üretim. Bu tarz modüller vardı. Ben insan kaynaklarında başladım. Staja ilk başladığınız zaman herkesin gerçekten yoğunluğu oluyor. Yani insanlar, hani ben stajyerim, bana iş versinler, yapayım. Bu kesinlikle beklenmemesi gereken bir şey. Evet, firmada verilebilir. Bunu stajyer bunu yapsın, şunu yapsın. Belli konuları vardır, olabilir. Ama her yerde bu şekilde olmuyor. Genelde ben de danışmanlık firmasında da bu şekilde. Şu an müşteri tarafı denilen sabit bir firmada çalışıyorum. Burada da bu şekilde. İşler çok yoğun. Herkesin bir şey yetiştirmesi lazım. Ve bu süreçte bir yandan da yeni gelen kişiye iş verip bir şeyler anlatmak. Gerçekten evet, güzel öğretmek çok güzel bir şey ama vakit kısıtlı. Bu yüzden stajyer olarak bir yere başladığınızda sizin bunun peşini bırakmamanız lazım. Bir şeyleri istemeniz lazım ve istediğinizi yanınızdaki kişiye göstermeniz lazım.
Yavaş yavaş gelip sorular sorabilirsiniz. Sinir sistemi açarlar, test ortamından giriş sağlayabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Yapılabilir. Burada oturup direkt sizi açıp verebilirlerdi, anlatabilirlerdi. Bu iş yoğunluğuna göre değişir. Siz takıldığınız yerler olduğu sürece yanınızdakine sürekli bir şeyler sormaya çalışın. Danışmandan yaparken yanında neler yaptığını mesela takip edilmesi lazım. Yazılımcılar ne şekilde çalışıyor? Sonuçta okurken yazılım dili de görüyoruz. Ve az çok okuyabiliyoruz. Hatta yeri geliyor yazabiliyoruz. Öyle olduğu için o taraflara da bakılması lazım. İş zekası mı var? Onlar ne yapıyor? Yine onların sorgulanması lazım. Verilen işleri hiçbir zaman küçümsemeyin. İlk başta Excel'de data hazırlatabilirler. Hiç fark etmez. O Excel kullanımınız belki, evet, bilişimci izliyoruz, Excel biliyoruz diyoruz ama çok çok üst düzeylere var. Orada tek bir öğrendiğiniz bilgi bile ileriki zamanda iyi ki bunu yapmışım dedirtiyor. Mesela veri girişi. İlk test ortamında veri girmenizi istiyorlar. Bu şey olabilir. Ya benim işim bu mu? Ben veri mi gireceğim? Veriyi son kullanıcı zaten girecek. Bu şekilde düşünülmesi kesinlikle yanlış. Çünkü veri girdiğiniz zaman siz sistemin kullanımını öğreniyorsunuz. Sistemin hızını aslında test ediyorsunuz. Bir nevi analizini yapmış oluyorsunuz. Bakıyorsunuz siz son kullanıcı gibi orada işlem yaptığınız zaman aslında analiz, test, o süreçleri kontrol ederek bir gözlem yapmış oluyorsunuz. Ve bu gözlem sonucunda ya hani iki butona basıyoruz ama bu zaten tek butona basılarak da halledilebilen bir iş. Artık bunu düşünmeye başlayacaksınız. O yüzden verilen, yapılan her işte ben ne katabilirim, buradan ne öğrenebilirim diye düşünmeniz lazım. Doküman hazırlama. Yeni geldi, eğitim dokümanları hazırladım. Yeni geliştirmeler yapılıyor. Bunların kullanıcıya sunulması lazım. Eğitim veriyoruz ama geliştirmeler dokümanlarını da hazırlıyoruz. Dokümanlar kullanıcı her zaman size ulaşamayabilir. Ve birkaç sene sonrasında dönüp önceden ne yapmıştık? Ya böyle bir iş daha önce yapmıştık. Nasıldı? Bu yüzden çok önemli. Ben hala staj döneminde yaptığım dokümanları, yaptığım işlerin verilerini hala tutuyorum. Yeni geliyor, ya ben bunu yapmıştım, nasıldı diye geri dönüp bakabiliyorum. Stajın getirdiği avantajlardan bir tanesi de hata yapmak. İş hayatında hata yapmak, tabii hatanın derecesine göre değişiyor ama çok fazla beklenmeyen bir şey. Staj sürecinde siz stajyer olduğunuz için, tabii şeyleri öğrenme aşamasında olduğunuz için hata yaptığınız zaman bu normal karşılanır. Ve hata yaparak öğrenmek, hata yapmadan öğrenmekten çok çok daha kalıcı olur. Hata yaptığınız zaman bir sistemin aslında nasıl çalışmaması gerektiğini de öğrenirsiniz. İlerleyen süreçte de test aşamasında bahsedeceğim bunu. Ama daha staj aşamasında da bunu yapmış oluyorsunuz. Yani hata yaptınız, bunu son kullanıcı da yapabilir. Bu hatayı minimuma indirelim. Bu şekilde daha staj sürecindeyken bile bir firmaya, bir iş hayatına katkı bulunmuş oluyorsunuz. O yüzden gerçekten kendinizi bir stajyer olarak değil, bir çalışan olarak görmeniz lazım. İş hayatı. İlk önce iş hayatından beklentiler nelerdir? Özellikle ERP bilişim sektörü için. İlk başta anlatılıyor, çok güzel, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Üniversitede görüyoruz, çok fazla denk geldiğimiz de oldu. Çok fazla böyle bazı şeyler toz pembe de anlatılabiliyor. Bilişim sektörü sürekli gelişen bir sektör. Sürekli hareket halinde olmanız lazım ve sürekli aktif olmanız gereken bir sektör. O yüzden İş hayatıyla ilgili hani 9-5 çalışayım şeklinde düşünüyorsanız eğer
ERP sektöründe böyle bir beklentiniz varsa işe başladığınız özellikle ilk senelerde, tecrübe kazanmaya başlayacağınız senelerde bu şekilde bir çalışma şeklinde karşılaşmayacaksınız. Çünkü yeni geliyor işleriniz yetişmeyecek, yeni geliyor canlıya iş çıkması gerekecek, akşam çalışacaksınız, yeni geliyor önceden test yapmanız gerekecek, hafta sonu çalışacaksınız. Bunlar olacak. Tabi her zaman değil. Her zaman kendinize vakit ayırmanız lazım ama bu şekilde, tamamen bu şekilde çalışılmıyor. Yani çalışma şekli açısından lokasyondan çalışma imkanı da var. Uzaktan çalışma imkanı da var. Ama bu bulunduğunuz yere göre değişir. Danışmanlık firmasındayken mesela pandemi sürecinde danışmanlık firmasındaki kişiler uzaktan çalışıyorlar. Ama biz bu süreç içerisinde sürekli ofisten çalıştık. Bu tarz durumlarla karşılaşılabilir. ERP'den beklentinizi karşılayabilmek için sizin gerçekten kendinize ne kattığınız, neler istediğiniz önemli. Bunlar için de zaten üniversitede ve stajda kendinizi geliştirdiğiniz zaman beklentinizi karşılayacaktır diye düşünüyorum. ERP iş sürecini biz analiz, geliştirme, test, canlı ve eğitim olarak özetliyoruz. Bir ERP uzmanı, danışmanı fark etmez. Hepimizin yaptığı iş aynı. İlk başta analiz süreciyle başlarız. Analiz sürecinde en detaya kadar düşünmemiz gerekiyor. Son kullanıcıyla beraber analiz yaptığımız zaman son kullanıcı bize bir rapor istiyorsa, raporda isim, soy isim, işe giriş tarihi istiyorsa biz bunu sorgulamalıyız. Mesela ben şu an sağlık sektöründe çalışıyorum. Bizim hem personellerimiz var hem doktorlarımız var. Bu iş sürecini de iyi bilmek gerekiyor, iyi kavramak gerekiyor. Doktorlar için yapılan raporlar farklı, personeller için yapılan raporlar farklı. Son kullanıcı ben sadece bu raporu istiyorum diyebilir. Sizin bunu sorgulamanız lazım. Personel için mi istiyorsunuz, doktor için mi istiyorsunuz, hangi koşullarda olması gerekiyor? En ince detaya kadar sorgulamanız lazım ki hataları canlıya geçtiğiniz zaman minimum düzeye indirelim. Eğer analizle hatalarla karşılaşırsa, iyi analiz yapılmazsa, kamçı etkisi dediğimiz katlanarak hatalar artar. Geliştirme ortamı, test ortamı, canlı ortamı, bunların hepsi, bunların her ortama geçişi bir efor, bir zaman kaybı. Yani bir kere analiz yapıp işi canlıya alıp ikinci bir işe geçmek yerine eğer canlıda hata çıkarsa tekrar aynı süreçlere geri dönmek zorundasınız. Bu yüzden siz ikinci bir projeye geçecekken hala aynı projeye devam ediyorsunuz. Bu gerçekten çok da büyük maliyet kaybı özellikle firmalar için. Analizini yaptınız. Analizden sonra yazılımcıyla beraber artık geliştirme kısmına geçiyorsunuz. Bu süreçte zaten yazılım okuma eğitimleri aldığımız için, yazılım dilleri gördüğümüz için zorlanmamanız gerekiyor. Eğer staj hayatınız da verimli geçmişse gerçekten güzel bir şekilde sürece başlayacaksınız. Kimi yazılımcı arayüz bilir, işleyiş bilir. Kimi yazılımcı sadece önündeki kodu bilir ve eline verdiğiniz dokümanı bilir. O yüzden yazılımcıyla beraber çalışmak ve bizim test ve canlı ortamlarımız vardı. Dev geliştirme ortamımız. Burada yazılımcı bir yandan yaparken bir yandan size test edersiniz. Madde madde hepsini tamamlarsınız. En son test ortamı dediğimiz ortama geçeriz. Buradaki süreç tamamen ERP uzmanının üstündedir. Burada sizin testi ne kadar iyi yaptığınız önemlidir. Testi istediğiniz maddeleri test edebilirsiniz. Olması gerektiği gibi test edebilirsiniz. Ama bir sistem nasıl çalışmamalıdır? Ne yapılmamalıdır? Veri girişi yaparken ne yapmamaları lazım? Bunları da test etmeniz lazım. Bir son kullanıcıymış gibi, hiç bilmeyen bir insan gibi
bu testi yapmanız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda son kullanıcıya çıktığı zaman çünkü yapılmaması gereken şeyler genelde önünüze çıkacaktır. Ve bunlar minimum hataya indirilmesi gerekir. Yani yapılmaması gereken şeyi yaptığı zaman sistem ne tepki veriyor? Bunu engelliyor mu? Hata veriyor mu? Bu hataların, uyarıların verilmesi lazım. Bunu düşünmesi gereken ERP uzmanı. Bunları yaptığı zaman son kullanıcı istediği kadar hata yapsın, istediği kadar kurcalasın. Siz buna müsaade etmediğinizde sistem normal işleyişinde devam edecektir. Test ortamında testleriniz tamamlandı. Canlı ortama geçtiniz. Canlı ortamda da bazen testlerin canlı ortama geçtikten sonra test tekrar yapıyorsunuz. Canlı datayla da test etmeniz gerekiyor. Bazen gündüz test yapabiliyorsunuz. Bazen akşamları yapabiliyorsunuz. Testin geliştirmenin kritikliğine göre değişiyor aslında. Yetkilendirme ile ilgili bir güncelleme yapmışsanız eğer bunu kullanıcıların muhtemel sistemde olmadığı saatlerde yapmanız en doğrusu olacaktır. Çünkü yetkilendirmede bir hata varsa eğer bunu kimse olmadan hemen düzeltip gerekirse kullanıcıları pasife çekip gerekli yazılımcılarla beraber gerekli önlemleri alıp tekrar geliştirme kısmını düzeltip test edip canlıya almanız gerekiyor ve bu süreci yani yetkilendirme konusu, veri gizliliği konusu çok kritik bir nokta olduğu için çok hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Bu süreçte eğer bunlardan da bir sıkıntı çıkmadıysa doküman hazırlayabilirsiniz, video hazırlayabilirsiniz. Son kullanıcının eğitim kısmına geçiyoruz. Son kullanıcıya birebir çalışabilirsiniz. Yani hepsiyle beraber de olabilir. Bu sizin kullanıcı profilinize göre değişiyor. Sistemi anlatırken sistemin nereden ne şekilde işleyeceğini anlatmaktan ziyade ilk önce anlatılması gereken bu sistem neden yapıldı? Bu geliştirme neden yapıldı? Bu ekranın niye kullanılması gerekiyor? Bunları gerçekten öğrenmesi, anlaması gerekiyor ki ne oluyor? Ezbere iş yapma mantığı. Yani ilk butona tıkladım, rapor geldi. Ama halbuki butonun yanında başka bir seçenek vardı. Onu hiç fark etmemiş bile. Siz bunları açıklamazsanız, detay vermezseniz eğer biz de şu an Dynamics 365 kullandığım için oradan örnek vereceğim. Kullanıcıların kullanım verileri tutuluyor. Bazen keşke veri kalmasın diye bu kullanım verilerini sıfırlıyoruz. Kullanım verileri, tutum kullanım verisi mesela bir rapor çekiyordur. Rapora verilen filtreleri ayarlamışızdır. Kendisi kendi kullanıcısına göre kişiselleştirmiştir filtresini. Ben bu kullanım verilerini sıfırladığım zaman o rapor ekranı standarda dönecek. Kendi yaptığı filtreler gidecek. Sonrasında şeyle karşılaşabiliyoruz. Ya sistemde güncelleme mi oldu? Değişmiş burası. Hayır. Aslında aynı ekran. Sadece kendi filtresi gitti. Bu mantığı oturtmasının bu yüzden önemi var. Oradaki filtreleri ne şekilde kullanabileceğini, onların amacını iyi bir şekilde öğrenseydi eğer bu soruyu zaten sormazdı. O yüzden eğitim sürecindeki özellikle ERP uzmanının önem vermesini gerektiğini düşündüğüm konu bu. Bunun sürecinde canlı evet iş hayatında hatalar olabiliyor. Staj hayatında hata yapıyoruz ama iş hayatında yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Kendi yaptığım hatalar da var. Gidip bir canlı sistemden yanlışlıkla başka bir tabloyu sileceğim yerine kullanılan bir tabloyu silmişliğim var mesela. Böyle bir süreçte neler yapacaksınız? Nasıl çözüm bulacaksınız? Bunlar çok önemli. Stajdayken eğer hata yapmışsanız, üniversitedeyken proje yönetimini gerçekten iyi kavramışsanız,
siz panik yapmadan, evet böyle bir şey oldu ama en kısa zamanda ne şekilde çözüm üretmem lazım? Bunları buluyor olmanız lazım. Sistemde her şey test edilmiştir, her şey mükemmeldir ama kanunen çok kritik bir nokta vardır. O da çok istisna, binde bir gelen bir maddedir ve denk gelebilir. Böyle bir durumda nasıl davranacağınız çok önemli. Ne şekilde çözüm üreteceğiniz çok önemli. O yüzden üniversitedeki derslere önem vermemin sebebi de bu. Staj hayatında hata yapılmasına önem vermemin sebebi de bu aslında. Özel sektör bir ERP uzmanından ne bekler? İş hayatından, hani iş hayatında bir giriş yapmış gibi oldum. Önceden neler öğrenmemiz gerektiğini söyledim aslında. Artık bir tecrübeli olarak yetkinlik bekleniyor. Yani siz bir ERP uzmanıysanız artık sizden problem çözme, teorik bilgileri bilme, bir stoktur, üretimdir, insan kaynaklarıdır. En başta dediğim gibi bilişim tamam ama bunların da artık sizden bilinmesi beklenir. Ve yeri geldiği zaman muhasebe bölümüne, insan kaynaklarının bölümündeki personele sizden yönlendirme beklenir. Örnek vereyim. Evet, iş hayatına yeni başladığım zamanlarda çok çok tecrübeli insanlarla çalıştım. Sektörde, kendi departmanında çok tecrübeli insanlar vardı. Ama hep aynı programı kullanmışlar. Program ne verirse ona alışmışlar. Kendi teorik bilgilerini, ya tamam zaten program doğru yapıyor. Yeni bir sisteme geçerken entegrasyon sürecinde bu çok yaşanan bir durum. Burada sizin yetkinliğiniz gerçekten önemli. Bir programdan geçiş sürecinde zaten bir dirençle karşılaşıyorsunuz. Alışkanlıkları zaten yıkmaya çalışıyorsunuz. Eğer yetkinliğiniz kuvvetli olursa, iyi olursa bu süreçte daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bir personel sistemin yanlış çalıştığını söylüyor. Neye göre söylüyor? Önceki kullandığı programa göre söylüyor. Program artık gerçekten teknoloji değişiyor ve ayak uydurması gerekiyor bazı şeylere. Sonuçta şirket eski olduğuna karar vermiş, yeni teknolojiye ayak uydurmaya karar vermiş. Karşılaştırma yapıyoruz. Aslında sistemde sorun yok. Kanunen sistem doğru fakat önceki sisteme o kadar alışılmış ki buna dikkat edilmemiş bile. Bunu kontrol edebilmeniz için sizin oradaki bilginiz önemli. Oradaki eğer teoriyi çok iyi bilirseniz dersiniz ki hayır bu program bunu yapıyor ama şu maddesini atlamış. O yüzden siz hata var sanıyorsunuz. Aslında değil. Orada eksiklik var. Bu işlemin bu şekilde olması gerekiyor. Bunu onun dilinde açıkladığınız zaman işleyiş çok daha kolay olacaktır. Katkı sağlamak. Artık belli bir noktadan sonra sizden katkı sağlamanız beklenir. Sistemi kurduk, her şey tamam, rutin oturtturduk. Ama siz işleyişi bileceksiniz ki, süreçleri bileceksiniz ki, son kullanıcı size benim buna ihtiyacım var demeden ya bu kullanıcı bunu böyle yapıyor ama bunun bu şekilde olmaması lazım. Eğer bu ekranı değiştirirsek veya bu ekrandan veri alması gerektiği yerde biz hazır rapor oluşturursak buna daha iyi işlerini yürütecektir, daha çabuk ilerleyecektir. Bu şekilde katkı sağlamanız gerekiyor ve bu sizden beklenen bir şey gerçekten. Buna verimliliği etmiyor. Eğer siz bu şekilde iş sürecine katkı sağlarsanız sizin kullanıcınızın zamandan tasarrufu oluyor. Zamandan tasarrufu olduğu için yetiştiremediği işleri çok rahat bir şekilde yetiştiriyor ve sistemin kendi işlerinin iyileştirilmesi gereken kısımlarına bakmasına vakti kalıyor. Eğer siz bu işleyişte bu süreçleri minimuma indirirseniz
hem şirketin süre açısından hem maliyet efor açısından gerçekten verimliliğini oluşturmuş oluyorsunuz. Çabuk öğrenme kısmı var. Çabuk öğrenmeye dikkat ettiğim konu, her zaman aynı programı kullanmayabilirsiniz. Biz bir ERP uzmanıyız. Yani ben Microsoft Dynamics 365 tamam tecrübem var ama benim alanım bu değil. Benim alanım ERP. Ben SAP ile kullanabilirim, Oracle ile kullanabilirim, başka bir programla kullanabilirim. Bu yüzden sizin bunlara adaptasyon süreciniz çok önemli. Firma sizi işe alırken, evet, bünyesinde kullandığı programı bilmiyor olabilirsiniz. Der ki, tecrübeniz var, çabuk öğrenebilirsiniz. Evet, bizimle çalışabilirsiniz. ERP uzmanı olarak beraber bir iş yürütebiliriz. Çünkü daha önceki tecrübeler var, deneyimler var, yetkinlikler var. Bu da çok önemli. İletişim kısmında kullanıcılarla iletişim, yazılımcıyla iletişim bu artık ERP uzmanından yani stajyerken de beklenir ama iş hayatında belli bir seviyeye geldikten sonra daha çok beklenir. Artık sizin bir son kullanıcıyla iletişiminizin neredeyse sorunsuz olması gerekir. Anlaşma konusunda özellikle. Aynı dili konuşmanız ve sonuçta bu süreçleri, bu entegrasyon süreçlerini, gelişim süreçlerini yönetecek olan kişiler sizlersiniz ve siz karşınızdaki kullanıcıyla iletişiminiz ne kadar kuvvetli olursa eğer bu süreç, bu işlem o kadar daha iyi olacaktır. Ve firmanın istediği, çalışanların süreçlerin istediğinde bu iletişim doğrultusunda daha hızlı bir şekilde ulaşmış olacaksınız. Son olarak bahsetmek istediğim konu da güvenlik konusu. Veri güvenliği gerçekten önemli bir konu. ERP uzmanı olarak sistemin her alanına sahibiz. Yetki olarak gerçekten şirketlerde bir sürü yetkili insan var, bir sürü üst düzey insan var, son kullanıcılar var. Biz bunlarla kıyasladığımız zaman yetkilerimiz çok fazla. Bu yetkileri doğru bir şekilde kullanmak, güvenliğe dikkat etmek çok önemli. Yani sistemde bir veriyi görüyor olmak, bir veriyi görüyorum mesela muhasebe tarafından. Sonuçta bir gelir gider hesabı var. Onlar sadece benim için bir rakamdan ibaret. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Etmiyor derken şöyle, bu bir şirket bilgisidir. Evet, bunun raporlamasını, bu verilerin analizini çıkaracak kişi ben değilim. Bu verilere göre değerlendirmeyi yapacak kişi o alanın ilgili kişileridir. Ben sadece onunla ilgili işleyişi yürütmem gerekir. Evet, teorik olarak bir veride hata varsa ben bunu tespit edebilirim. Hatta tespit ettiğim zaman mutlaka ilgili kişilere bilgilendirme, uyarı yapılması gerekir. Olabilir, kullanıcı hataları olabilir. Bunları son kullanıcılar, üst yöneticileri fark edebilir, fark etmeyebilir. Siz fark ettiğiniz zaman bunu söyleyebilirsiniz. Ama insan kaynakları departmanı için özellikle. Biz insan kaynaklarının bütün verilerini görme yetkisine sahibiz. Burada kişisel verilerin korunması kanunu devreye giriyor. Yani zaten sistemde unik olması için genelde personeller numarayla tutulur. Ve benim için personeller numaradan ibarettir. Ben orada personelleri görürüm ama yağmur personel ne yapmış? İşte kimisi merak ediyor. Doğum tarihi ne? Bunlar bizi ilgilendirmiyor. O yüzden bu tarz konularda dikkatli olmak gerekiyor. Çalıştığınız ortamda özellikle canlı ortamda işlem yapıyorsanız verilerin güvenliği için ekranınızın açık kalıp kalmaması, işlem yaparken ekranınızı başkasının görüp görmemesi, mail gönderirken gönderdiğiniz maillere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konularda sıkıntı yaşayanlar var. Yaşanmaması için gerçekten belirtmek istedim bu konuyu. Gelip sorular sorulabiliyor ERP uzmanına. Bunun zaten yetkisi var, zaten görüyor. İnsan kaynaklarına gitmeyip
size gelebiliyorlar. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden önden aslında bir tecrübe etmiş insan olarak hani uyarmak, dipnot geçmek istiyorum. Bu tarz şeylere hazırlıklı olmanız lazım ve dikkatli olmanız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınız. Çok teşekkürler Büşra Hanım. Gerçekten tamamen iş dünyasına yönelik, teorikten uzak, pratik bir tecrübe paylaşımı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yayını takip eden platform takipçilerimizin sizlere LinkedIn üzerinden sanıyorum paylaştığınız evet. Hesap üzerinden ulaşabilirler. Gerçekten çok teşekkürler. Bu değerli tecrübelerinizi MMP platformu takipçileriyle paylaştığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat olduğu için gerçekten 5 senelik bir deneyim ve çok fazla şey yaşıyorsunuz. ERP uzmanı olmak isteyen insanlar için bunların paylaşılması gerektiğini, neler yaşanması gerektiğini özellikle de vurgulamak istedim. Çünkü bazen girince şaşırıyorlar, ya böyle mi oluyor şeklinde. O yüzden önceden bilmek her zaman daha faydalıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah farklı yayınlarda sizinle tekrar buluşma fırsatı yakalarız. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. ERP Talks ve diğer projelerimizi takip etmek için sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takibe alınız. Farklı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.